İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir İlimden Medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugün sizlere nasip olursa Kemal Paşazade, İbni Kemal gibi isimlerle tanınmış olan efendim çok büyük Osmanlı aliminden bahsetmeye devam edeceğiz. Öyle kolayla bitmiyor efendim. Kendisi 1469'da Edirne'de de doğdu deniyor, Amasya'da da doğdu deniyor. Çünkü dede paşa, baba paşa, dedesi Kemal Paşa ama Kemal Paşazade diye meşhur olmuş. Yoksa babası Süleyman Paşa, Süleyman Paşazade denmesi lazımdı ama öyle olur ki bazen dede daha çok tanınmış, daha başarılı bir hayat sürmüş kimse olabilir mi? Olabilir. Bugün de oluyor nitekim. Yani devletin birçok kademelerine gelmiş olan kimselerin bazen dedelerinin adıyla anıldığı, bazen babalarının adıyla anıldığı olur. Aynı soy olduktan sonra. İbni Kemal Hazretleri kendisinin din alimi olmasına sebep olan Filibeli Molla Lütfi Hazretlerinden okumaya başladı. Kendisinin maksadı asker olmak, süslü püslü üniformaları giymek, bütün insanlar buyurun paşam, buyurun paşam diye önünü açsınlar. Bunu düşünüyordu delikanlıyken. Çünkü evde bunu gördü, babadan bunu gördü, dededen bunu görmüştü. Efendim, ama Molla Lütfü'nün bir sivil ve çok parlak olmayan kıyafetiyle paşaları bulunduğu yere gelince onun öyle paşalık paşalık diye can attığı paşalığı meğer bir şey ifade etmediğini orada görüyor. Nöbetçilere diyor ki ya bu sivil adam kim kardeşim? Paşaların hepsi ayağa kalktılar. Bunu niye öyle ayakta karşılıyorlar? Diyorlar ki bu alim adam. Olsun alim diyor ya. Paşadan da büyük değil ya diyor. Yo paşa da büyük diyor. Bak hepsi kalktılar ayağa. Evet. O hikayeden zaten bahsetmiştim sizlere. Şimdi bir daha hatırlatayım istedim. Çünkü bu insanlar için bugün de çok lazım olan bir şey. İlim çok nazlı, nazenin bir misafir. Ama çok faydalı. Gittiği yere kokusu siner. Mis gibi koku olur. Yani insan hayatındaki kokudan bahsediyorum. Yoksa o oda gül kokar manasına demiyorum. Bir ilim adamı oraya geldiğinde ben öyle kimseleri de bilirim. Bir ilçeye gelirler. Efendime söyleyeyim. Bazı dönemlerde devlet işte gitsin sürünsün diye mahrumiyet bölgelerine tayin eder. O da mahrumiyet bölgesine gittiğinde bakar ki çok maksatlı bir tayin bu. Hiç olmasa bir ay falan bir rapor alayım diye işte bir gün orada
doktor raporu neticesini beklerken orada görüştüğü gençlerle yaptığı sohbetin hala tadı damağında olanlara ben rastlarım. İsim vermeyeceğim. O bakımdan mühimdir. İlim adamlığı mühimdir. Hakiki ilim adamlığı. Ama ilim adamıyım diye çıkanların hepsi ilim adamı mı? Maalesef değil. Ve Molla Lütfü'den, Filibe müftüsü Molla Lütfü'den okumaya başladı. Evet, Müstehit de Mustafa Efendi'den okudu. Hatipzade, Müyessade hepsine hocası izin vererek onları da okudu. Hocası olması da bir insanın çok önemlidir. Ya bizim hoca var ya aman kardeşim ya çok da çenesi düşük falan diyen talebe o hocadan istifade edemez efendim. İlmin hakkını gözetmek lazım. Dedim ya ilim nazlıdır. İlim adamı da nazlıdır. İlim adamı da Allah için konuşur. Hakiki ilim adamı. Yoksa başka çıkarlar için oy gayesiyle, şakşak gayesiyle falan konuşmak. İlim adamları öyle olmaz efendim. Efendim işte adamların koca koca etiketleri var, kariyerleri yapmışlar. İyi de o kariyerler bir şeyler öğretmişler. Ama ilim adamını olgunlaştırmamış. Hiç o adamın içine ilim kokusu sinmemiş. Sinmemiş ki başkasına nasıl ilim versin? İslami ilimlerde hayli yükseldi. Aa ben bak nasıl yükseldim ya falan. Öyle diyen de ilim adamı değil. Ya ilim adamı ilmi büyüklerimiz karanlığın içerisindeki göz kırpan yıldızlara benzetirler. O yıldızın çapına kadar büyürse karanlıkla temas eden alanı yani yüzeyi, sahası o kadar çoktur. Yani bir insan ilim öğrendikçe çok şey bilmediğini fark etmeye başlar. O ilmi arttıkça da karanlıkla temas alanı büyüdüğü için ben hiçbir şey bilmiyorum, ben hiç aki gider ama yok efendim bendeniz falan filan deyip de böyle kasılarak değil. İşte ilim insana bunu verir, olgunlaştırır. Yüzü bakarsın böyle efendim çok böyle tüylü, dikenli bir meyve gibi görünür. Ama o meyvenin böyle kabuğunu aldın mıydı, içinden şifa dolu ballar sızar. İlim adamı böyle olmalı. İlmini insanlara verirken onlardan dünyalık beklememeli. Tabii canım, nasıl tabii canım ya? İlim adamıyım diye çıkıp da veya işte bu işin mütehassısıyım diye çıkıp da birçok açık oturumlarda orada burada konuşanlar, siz onlara ufak bir zarf vermeyin bakalım ne olur. Gelir mi, gelmez mi? Ha kendine bir menfaat sağlayacaksa gelir. Ya ben şöhrete erince herkes beni artık parayla çağırır diye. İlim mal değil ki satılsın. İlme mal gözüyle bakan o kadar istifade eder. İlme fazilet gözüyle bakan da
ondan o kadar fazilet alır, istifade eder. Edirne'ye müderris oldu. Müderris bir medresede bir hoca olur. Bir de bu talebelerinden de olabilir. Evvelki dönemin talebelerinden de olabilir. O da hoca gelemediği zaman insanlık halidir. Bir hastalık olur, başka bir durum olur. Onun yerine öğrencilerin dersi boş geçmesin diye biraz kendinde ilim olduğu için o ağacı kapatmak için gelir. 20 tane talebesi vardır. 22 tane talebesi vardır. 16 ile başlar, hatta 12 ile başlar. Bazı büyük medreselerde tabii bu daha da fazla olabilir hocalar. Onun da örnekleri vardır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kurduğu Sahn-ı Seman'da mesela böyle 8 medresenin 8'inde de müderris vardı. Her birinin derecesi farklıydı. Edirne'deyken 2. Bayezid Han'ın emri ile Osmanlı tarihini yazdı. Tevarih-i Ali Osman. Al'den sonra bir tire var, sonra i. Bugünkü yazılışı. Al soy manası efendim. Soy. Hani Mithat Paşa'da Osmanlı hanedanından o kadar bıkmış ki adam, Ali Osman, Ali Osman yeter be demiş. Bir de Ali Mithat yürüsün. Bir de benim oğlum hanedanın ikinci üyesi olsun benden sonra demiş. Demiş ama tabii başına da iş açmış ondan sonra. Daha neler neler. Sadece bu sözü değil. Edirne'de çok medrese vardı. Uzun senelerde Edirne'de değişik değişik medreselerde ders okuttu talebelerine. Akabinde Anadolu Kadı Askeri oldu. Kaz asker oldu yani. Kadı asker, kaz asker diyoruz biz şimdi, datla yazıldığı için o Z okunur. Ama Kur'an-ı Kerim'deki datlar Z okunmaz. Mesela Fatiha-i Şerife okurken vele zallin denmez. Vele dallin okunması lazım oranın. Ama normal yazı dilinde Z olarak okunabilir. Evet. Ve kadı asker de, yani kaz asker de ilim adamlarının tabii ilim adamları içerisinde geniş bir bandı dini ilimlerin adamlarıdır. Bunların da sevki idaresi lazımdı. Yani hangi medreseye kim verilecek? Kim der bunu? Padişah der. İyi de padişah şimdi Edirne'de 20 tane medrese varsa bu 20 medresenin müderrislerinden vefat edenler olabilir. Başka yere tayin edilecekler olabilir. Yeni edilmiş gelmiş olanlar olabilir. Bunların ön çalışmalarını, masa başı çalışmalarını kaz askerler yapar. Üstelik de kaz askerler artık yani devletin içindeki
ilim adamlarının idareci makamlarından birine gelmiş demektir. Bir Anadolu kaz askeri, bir de Rumeli kaz askerliği vardı. Anadolu kaz askerliği ilk dereceydi. Onun bir üst derecesi, onda başarılı olana Rumeli kaz askerliği verilirdi. Onda da başarılı olursa, herhangi bir fevkalade durum olmazsa, ilerleme bandında Şeyhül İslam olurdu. Şeyhül İslam, bütün memleketteki ilim adamlarının idaresinden padişaha karşı mesuldü. Hesabı o verirdi. Teklifleri o yapardı. Ha, padişah kabul eder, etmez. Peki bu terfileri kim yapardı? Bu terfileri padişah yapardı. Evet. Dolayısıyla oradan efendim bir şeyle efendim terfi durumuyla Anadolu kaz askeri oldu ve talebesi sonra Şeyhülislam olan Ebu Suud Efendi'dir. Yani Ahmet İbni Kemal Paşa veya Kemal Paşa Zade Ebu Suud Efendi'nin rahmetullahi aleyh hocasıydı. Hocasına bak, talebesine bak. İşte hocayla talebe bu kadar benzerlik taşımalı. En azından. Ve İslam'a zarar veren Safevilerle mücadele için padişaha fetva verdi. Yavuz Sultan Selim Han'a. Padişahım, şu anda Safeviler memleketimize muhtelif taraflardan din yoluyla saldırmaktalar. Hem din bütünlüğümüzü hem de devlet bütünlüğümüzü, toprak bütünlüğümüzü tehdit etmekteler. Sizin şu anda onların üzerine gitmeniz dinen boynunuza borçtur diye fetva verdi. Böyle bir kimsenin verdiği fetvada kocaman bir zaferi getirdi. Fetvayı veren sağlam, fetvayı alan sağlam, bir Çaldıran zaferi. 1514. Şeksiz şüphesiz. Şeksiz şüphesiz. Ve yatsı vakti, yatsı ezanları okunurken de Çaldıran Muharebesi zaferle sonuçlanmış oldu. Daha önce sonuçlandı da Osmanlı'da Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam hatıra kalan bir Müslüman memleketini, dinini, toprağını, namusunu korumak için bir Müslüman zırhını giyer, kılıcını eline alırsa, yani harp etme teçhizatını kuşanırsa, onu neticeye ulaşmadan çıkarmaz. Hatta Hendek Muharebesi sırasında da böyle bir durum yaşandı ve gençler efendim biz hata ettik deseler de buyurdular ki bir Müslüman sefer kıyafetini giydikten sonra harp etmeden bırakmaz. Üzülmeyin siz. Tamam. Buyurdular.
aynı şey oradan devam ediyor. Ya kardeşim işte o zaman öyleymiş de bak şimdi yani ta işte 600'lü yıllarda olmuş olan bir hadiseyi sen getir neredeyse 1600'e yaklaşmış 1000 sene sonra. E babam uyarsan ona 1000 değil 2000 sene sonra da olsa sen çok rahat neticeye varsın. Varılmış da. Arkasından İran'ın bu zararı İran'ı daha tahrik etti. Ve maalesef dünyalık için Avrupa'daki Papa'nın gönderdiği mektuplarla Osmanlı Devleti'ni, Müslüman Osmanlı Devleti'ni başka bir Müslüman devlete yıktırmak için Papalık Safevileri destekledi. Üstelik de Mısır'daki Memlükleri de destekleyerek ikisine birden beraber olun, bu Osmanlı'yı alt edin dedi. Yoksa, yoksasını söylemedi. Yoksa benim de tahtım elimden gidecek korkusu vardı papaların. Siz zannediyor musunuz ki Haçlı seferlerini papalar din uğruna, Kudüs uğruna, efendim, o Beytüllahim'in kurtarılması için yaptılar? Hayır. Bunu fırsat bilerek o fakir fukara Hristiyanların üzerine Haçlı seferi vergisi diye vergi koydular. Adamın ayağına giyecek elbisesi yok. Karnı doyuracak ekmek alacak parası yok. Ama din, din. Ve bak düşünün, siz zırhınızı giydikten sonra bugüne kadar işlediğiniz bütün günahları Papa affetti. Oh be, beleş ya. Beleş. Şimdi Papa günahları affedince bu adam vergisini vermez mi? Verdi, vergiler de cukkaya gitti. Papalar kendilerine kullandılar bunları. Ondan sonra da gidin, gittiğiniz yerdeki ganimet sizin dendi. Ganimet çıka çıka geldi ki kendi hayatları ganimet oldu. Haçlıların. Kendileri öldü gitti. Bile bile kendi kavimlerini, kendi dindaşlarını eğer inanıyorlarsa o dine böylece vermiş oldular. Efendim bugünkü ilimden medeniyete programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kemal Paşazade Hazretlerini anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim. İlimden medeniyete.